Tahliye talebinde bulundunuz mu avukat bey? Tabii ki, tabii ki. Yani bir şartlı tahliye gibi tabii, bir... Tabii tabii, hepsinin serbest bırakılmasını istedik ama mahkeme şu anda bunu uygun görmedi. Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklamakla suçlanan iş insanı. İkinci kez hakim karşısına çıktı. Avukatı şartlı tahliye istedi ama Avusturyalı hakim tutukluluğun devamına karar verdi. Duruşma Korkmaz'ın halen tutuklu bulunduğu Vers kentinde yapıldı. Bir sonraki duruşma 5 Ağustos'ta. Müvekkilimin ifadesine başvuruldu. Suçlamalardan ziyade iade talepleriyle ilgili ve müvekkilimin tutukluluğu 5 Ağustos'a kadar uzatıldı. Sezgin Baran Korkmaz bu tarihe kadar Vers'te bulunduğu tutuk evinde kalmaya devam edecek. Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, müvekkilinin Türkiye'ye iade edilip ailesinin yanına dönmek istediğini dile getirdi. Şey, gönülden geçen tabii ki sonunda memleketine dönmesi, ailesine, çoluğunun, çocuğunun yanına kavuşması. Avukat Korkmaz, Avusturya'da görülen duruşmaların Korkmaz'a isnat edilen suçlarla ilgilenmediğini belirtti. Ele alınan esas konunun Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin iade talepleri olduğunu belirtti. Ancak bu duruşmada Korkmaz'ın iadesi görüşülmedi. Üst mahkemede daha sonra değerlendirilecek. 5 Temmuz'daki 3. duruşmada da iade talebinin gündeme gelmesi beklenmiyor. Nihai karar gelecek yıla sarkabilir. Türkiye Korkmaz'ın iadesi için gerekli tüm resmi işlemleri tamamlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri de Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini talep ediyor. Haber Global'e konuşan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhunsa, mahkemenin ABD'ye iade talebindeki eksik dosyaları tamamlaması için ek süre verdiğini belirtti. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sezgin Baran Korkmaz, 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıkarken İstanbul Havalimanı güvenlik kameralarından tespit edildi. 19 Haziran'da Avusturya'nın başkenti Viyana'ya yaklaşık 250 kilometre uzaklıkta bir kasabada emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı. Korkmaz hakkında ABD'de 225 yıla kadar hapis cezası isteniyor.